Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları, Ben Korkmam, 5. Sınıf Türkçe Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde hikaye unsurları, metinler arası karşılaştırma konularını işleyeceğiz. Hikaye unsurları. Hikaye unsurları. Bir olayın anlatıldığı metinlerde bu olayla birlikte yer, zaman ve kişiler hikayenin temel unsurlarını oluşturur. Bir metinde bu unsurların tamamı bir arada olabileceği gibi bir ya da birkaçı eksik olabilir. Olay, hikayenin en temel unsurudur, anlatılan, üzerinde söz söylenen durumdur. Kişiler, hikayenin merkezinde yer alan kişi ya da kişileri ana karakter, diğerlerine yardımcı karakter ya da yardımcı kişiler denir. Yer, hikayede anlatılan olayın geçtiği mekandır. Zaman, olayın yaşandığı andır. Günün belirli bir vakti, belirli bir gün, ay ya da yıl olabilir. Bazen de hikaye daha belirsiz bir zamanda geçebilir. Bir metinde bazı hikaye unsurları hiç olmayabilir, bazı hikaye unsurları ise vardır ancak belirgin değildir. Örneğin, bir zamanlar adil ve merhametli bir padişah varmış cümlesinde, bir zamanlar ifadesi zaman belirtir ancak bu belirli bir zaman değildir. Kahramanları insan dışındaki varlıklar olan eserlerde kişi yerine varlık kadrosu ifadesi kullanılır. Hikaye unsurları, hikayenin öğeleri, hikaye haritası ifadelerinin hepsi aynı anlamda kullanılır. Birkaç balıkçı bir gölün kıyısına gelmişler. Gölde üç balık görmüşler. Bu balıklardan biri akıllı, öbürü yarı akıllı, üçüncüsü ise akılsızmış. Balıkçılar koşup ağ getirmeye gitmişler. Balıklar bunu sezmiş ve kaçmış. Bu metinde hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir? Kişi, yer, olay, zaman. Hikayede olay balıkçıların üç balığı görmesi ve yakalamaya hazırlanmasıdır. Yer bir gölün kıyısıdır. Kişiler balıkçılar ve balıklardır. Olayın geçtiği zaman ise metinde verilmemiştir. Yani cevap D seçeneğidir. Metinler arası karşılaştırma. İki metin çeşitli yönlerden birbirine benzeyebilir veya birbirinden ayrılır. Metinlerde işlenen konu, verilmek istenen mesaj, kullanılan dil ve anlatım özellikleri, metnin türü, hikaye unsurları karşılaştırılabilir. Çözümlü sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biridir? Birinci metnimizi okuyalım. Bahar mevsimi bütün güzelliği ile geri dönmüş. Çiçekler açmaya, kuşlar şarkı söylemeye başlamış. Tarla kuşlarının da keyiflerine diyecek yokmuş. İki tarla kuşu çiçekler arasında uçup şarkı söylüyormuş. Tarla kuşlarından biri çok meraklıymış. Her çalıya, ağaca konar, onlarla konuşurmuş. İkinci metin. Tuz satan bir pazarcı varmış. Bu pazarcı ucuz tuz bulup böylece kâr etmeyi düşünüyormuş. Sonunda deniz kenarında bir yerde ucuz tuz satıldığını öğrenmiş. Bu pazarcı eşeğini alarak deniz kenarına gitmiş. Eşeğe yükleyebileceği kadar tuz satın almış. Çuvalları eşeğe yüklemiş ve yola çıkmış. Birinci metinde kuşlara insan özelliği verilerek kişileştirme yapılmıştır. Ancak ikinci metinde kişileştirme yoktur. Bu iki metinde de olaylar üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır. İkinci metinde deyim, her iki metinde de ikileme yoktur arkadaşlar. Cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Buradan sonra etkinlik 10. Öğreten test 11, öğreten test 12 var. Arkadaşlar bu testleri çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Takıldığınız yerlerde konuyu tekrar dinleyebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.